Bismillah arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bu akşam konumuz Güneş Dil Teorisi. Ne demek istedik? Tek parti döneminde yapılmış olan devrimlerin en önemlilerinden bir tanesi de dil devrimiydi. Geri kalan bütün devrimlerde olduğu gibi dil devriminin de iki tane stratejik hedefi vardı. Bir, Türk halkını olabildiğince tamamen İslam'dan uzaklaştırmak, İslamsızlaştırmak. İki, bununla paralel bir şekilde batıllaştırmak. Bu 20. yüzyılın o döneminde dünyada çok fazla sayıda örneği görülen sosyal mühendislik, toplum mühendisliği çalışmalarının tek parti dönemi devrimler en önemlilerinden bir tanesiydi. Bu toplumu kendi kafalarına göre diniyle, kültürüyle, her şeyiyle yeniden kurgulamak, eskisini yıkıp ona kendi arzu ettikleri şekilde bir gelecek hazırlamak ki tabii bütünüyle antidemokratik, halk karşıtı, faşizan bir yaklaşımdı. İşte kendisini bu devrimlerle gerçekleştirmeye çalıştı. Tabii bir toplum onun kültürü temeli dediğimiz vakit herkesin kabul edeceği üzere dil bunun en önemli başlıklarından birini oluşturur. İşte bu amaçla arkadaşlar dille bir devrim yapılmaya gidildi. Amaç arz ettiğim gibi olduğu için Derin Tarih Dergisi'nin Şubat 2016 tarih 47. sayısının 70. sayfasında da göreceğimiz gibi Mustafa Kemal hatta bunu kendisini rahat hissettiği dar katılımlı özel oturumlarda, ortamlarda uydurma tarih, uydurma dil yapacağız diyerek açık açık ifade de etti. Ve ondan sonra bu dil devriminin iki ana döneminden birincisine girilmiş oldu ki bu akşam ben sizlere inşallah ikincisini aktarmaya gayret edeceğim. Daha doğrusu ikinci dönemi oluşturan Güneş Dil Teorisi ile ilgili bir giriş, şöyle genel hızlı bir ufuk turu yaptırmaya gayret edeceğim. Sonra Allah izin verirse önümüzdeki zamanın akışı içerisinde bu Güneş Dil Teorisi konusunun da tek tek ayrıntılarına, alt başlıklarına girmeyi düşünüyorum. Evet, ama şimdi Güneş Dil Teorisi tam olarak neydi? Bunu anlayabilmek için, meselenin temelini oturtabilmek için girizgahtayım arkadaşlar. Dedik ki bundan önceki birinci dönem var. Bu birinci dönemde adeta sıfırdan yeni bir dil tırnak içerisinde yaratır gibi. Çünkü ortaya konulmuş olan esere baktığınız vakit amaç iddia gerçekten öyledir. İşte o İslam'la bağı koparmaya yönelik olarak İslami çağrışım yaptıracak, Kur'an kültürünü ister istemez diri tutacak, hadis kültürünü ister istemez diri tutacak bütün Arapça kökenli kelimeler dilden atılmaya çalışıldı. 1930'ların Türkçesinde Arapça kökenli kelimeler ezici çoğunluğu oluşturuyor. Bunların hepsini birden dilden atıp yerine başka kelimeler alayım dediğinizde zaten sıfırdan adeta yeni bir dil inşa etmeye kalkıştınız demektir. İki, peki o başka kelimeler ne olacaktı, nereden alınacaktı? Ölmüş eski, arkeik, ilkel Türkçe'de kullanılmış ya da çeşitli Türkçe lehçelerinde kullanılmakta olan kelimeler tarandı, bulundu. Bir kısmını onlar oluşturdu, alındı. Bir kısmı da daha sonraki senelerde Türk Dil Kurumu üst düzey yöneticilerinden birinin açık açık itiraf edeceği gibi uyduruldu. Yani Mustafa Kemal'in bu konuyla ilgili görevlendirdiği, hepsi de öyle dil alimi olmayan, aralarında Alman astronomi uzmanları var, tıp doktorları, profesörleri falan var. Az sonra geleceğim onlara. İnsanlar masanın etrafına toplanıyorlardı. Şimdi basitleştirerek arz ediyorum. Belki biraz da dramatize ediyoruz. Karikatürize ediyoruz daha doğrusu. İşte filanca kelime Arapça, bunu atacağız. Peki yerine ne koyalım? Eski Türk lehçelerinde onun karşılığı olan bir kelime varsa da onlar bilmiyorlar. O zaman uyduruyorlar. Evet. Şimdi birinci dönemde hızlı bir şekilde öyle bir dil, yani tırnak içinde tabii, öyle bir yapay, öyle bir suni dil ortaya çıkartıldı ki
birkaç senelik bir tecrübe sonucunda Atatürk'te bu işten vazgeçmeleri gerektiği fikrine ulaştı. Falih Rıfkı'nın Çankaya'sında anlattığı üzere yanlış yaptık. Millet birbirini anlayamaz hale geldi dedi. İşte ondan sonra bu gecenin konusunu oluşturan esas güneş dil teorisine gelindi. Ama bu birinci dönemdeki uydurma ve yapay dil nasıl bir şeydi? Yani olay hangi noktalara gitti? Çılgınlığın hangi sınırları zorlandı? O konuda arkadaşlar sizlere fikir vermiş olmak için örnek bir metin okumak istiyorum. Bu 3 Ekim 1934 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret yapmakta olan İsveç Veliaht Prensi Gustav Adolf şerefine Çankaya Köşkü'nde verilmiş olan ziyafette ev sahibi devlet başkanı, cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in yapmış olduğu konuşmadan birkaç pasaj okuyorum. Bu birinci dönemin çılgın bir şekilde uydurulmuş olan diliyle yapılmış olan konuşma. Bakalım anlayacak mısınız? Altes Royal, bu Frenkçe. Bu gece ulu konuklarımıza Türkiye'ye uğur getirdiklerini söylerken duyduğum tükel özgü bir kıvançtır. Sü erdemliği önü bu iki ulus ünlü sanlı sözlerinin derinliğinde sonsuz tutmaktadır. Ancak daha başka bir alanda da onlar erdemlerini o denli yaltırıklı yöndemle göstermişlerdir. Bu yolla kazandıkları utkular gerçekten daha az özençe değer değildir. Avrupa'nın iki bitim ucunda yerlerini berkiten uluslarımız, ataçözlüklerinin tüm ısıları olarak baysak, önürme, uygunluk kıldacıları olmuş bulunuyorlar. Onlar bugün en güzel utkuyu kazanmaya anıklanıyorlar, baysal utkusu. Altes Royal, 75. doğum yılında Oğuz babanız bütün acunda saygılı bir devletin söyüncü ile çevrelendi. Genlik baysal içinde erk sürmenin gücü işte bundadır. Ünlü babanız yüksek kralınız 5. Gustav'ın gönenci için en ısı dileklerimi sunarken Altes Royal, sizin Altes Royal, Prenses Louis sevimli kızınız Altes Royal, Prenses Ingrid'in esenliğine tüzün İsveç ulusunun gönencine içiyorum. Şimdi cahil ulusalcılar diyebilirler. İşte bunu Atatürk düşmanları onunla alay etmek, toplum gözünde itibarını düşürmek için uydurdular. Bizim atamız böyle bu kadar saçma sapan laflar etmemiştir. Atatürk'ün söyle ve demeçleri resmi devlet yayını. İkinci cilt sayfa 277-278'e baksınlar bakalım gerçek miymiş değil miymiş. Evet, şimdi iş bu noktaya gelince Atatürk de dediğim gibi Falih Rıfkı'nın aktarımına göre dedi ki yani bu olmayacak bir hale geldi. Kantarın topuzunu kaçırdık. Millet birbirini anlayamaz hale geldi. İşte az önce canlı numunesini okudum. Ne anladınız? Sorunun cevabını siz verin. O zaman buradan dönelim. Ama şimdi yani yanlış olan bir şeyden dönerken arkadaşlar tarihte genellikle iki model vardır liderler için. Bir, mesela Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam modeli yanlışını itiraf eder, olgun bir şekilde geri döner. İşte Bedir Muharebesi öncesinde birlikleri yerleştirdiğinde mesela Hubab bin Münzir isimli bir sahabinin yaşı da daha 23 falan genç ama askerlikten anlıyor. Ya Resulallah birlikleri bu şekilde yerleştirmeni sana Rabbin mi emretti yoksa senin kendi kişisel kararın mı? Hayır benim kişisel kararım. Öyleyse bu yanlış oldu diyor gerekçeleriyle izah ediyor. Onun üzerine Efendimiz çok olgun bir edayla diyor ki evet yanlış yaptık düzeltiyoruz. Onun önerdiği gibi düzeltiyor. Bu bir model. İkinci model güneş dil teorisi oluyor arkadaşlar. Şimdi bu yani artık o dönemde Nazilerin işte dil ve tarih alanlarında yapılmış olan bu devrimlere bakarak alay ederek taktıkları isimde olduğu gibi Türkomanya diyordu Naziler. Yani Türk manyaklığı. Çünkü bütün dünya Türk, bütün milletler, bütün ırklar, bütün medeniyetler o Orta Asya'daki olmayan göl kurudu, yaşanmamış olan göçler yaşandı. Türkler bütün dünyaya dağıldılar. İlkokul sınıflarında sizin de
büyük ihtimal sınıfımızın duvarlarında asılıydı. Ta Borneo adasına kadar giden oklar gösteriyorlardı. Yani Borneo'ya bile bizim Orta Asya'daki ecdadın gittiğini, nasıl gittiğini bu adamlar nereden buldular? Yani dediğim gibi işte Türkomanya, bir çeşit Türk manyaklığı. Bu da bunun dil versiyonu oluşturdu. Güneş dil. Şu. Güneş Türkçe oluyor. Dünyadaki bütün diller istisnasız olarak Türkçeden türemiştir. Teorinin özü bu arkadaşlar. Bu birinci dönemdeki artık milletin birbirini anlayamama durumundan, yani çark edişin ama kamufle edilmiş çark edişin ifadesi. Şimdi bu saçma sapan kelimeleri artık kullanmayacağız. Yabancı kelimelere eskiden olduğu gibi dilimizde yer vereceğiz. Neden? Çünkü onların hepsi bizim malımız zaten. Bütün diller Türkçeden türediğine göre bütün dillerde kullanılmakta olan bütün kelimeler şöyle ya da böyle aslında Türkçenin malı sayılır. Dolayısıyla biz şimdi işte Fransızcadan mı kelime aldık? Tabii bunun içinde Arapça yok, İslam düşmanlığı nedeniyle. Nitekim öyle oluyor işte. Mektebi atıyorlar. Çünkü o Arapça İslam'ı çağrıştırır. Onun yerine mesela Fransızcadan, ekolden okulu alıyorlar gibi. Alacağız artık rahat rahat. Alırken de yani işte bu birinci dönem dil devriminden aslında yanlış yaptık diye açık açık gururumuzu, kibrimizi kırıp bunu ortaya koyup geri dönmüş olmayacağız. Manevra. Bu arada arkadaşlar hatırlatalım. Engin Alçora'nın Türkiye'de siyasal parti propagandası kitabının 41. sayfasından naklediyorum. Karşılaştırma unsuru fikir versin. Batı Avrupa dillerinde 1000 senede değişme oranı %13. O nedenle yani İngilizceye aşina olanlar bunu mesela çok iyi bilirler. Bugünkü orta düzey eğitim almış olan herhangi bir İngiliz'in eline Shakespeare'in orijinal yani sonradan değiştirilmemiş, sadeleştirilmemiş, aynen kaleminden çıkmış olan metinlerinden birini verin. Belki %1'lik, 2'lik bir anlayamama payı dışında sanki dün yazılmış gibi oturur onu şakır şakır okur anlar. Dünyanın bu açıdan normal olan bütün ülkelerinde ve bütün dillerinde yaşanan durum bu. İşte matematiksel olarak, yüzdesel olarak ifadesi de bu. Böyle dışarıdan hani başkalarının mani diye nitelendireceği nitelikte müdahaleler yapılmadığı takdirde, diller kendi doğal akışlarına bırakıldığı takdirde gene de değişiyor mu? Evet. İnsanın her şeyi gibi haliyle dili de değişiyor. Peki bu değişimin hızı ve oranı ne? 1000 senede %13. İster işte az önce bir örneğini okuduğumuz birinci dönem devrimiyle, çünkü dikkat edin bu tekamül, değişim değil devrim. Yani bir anda mevcudu yıkıp onun yerini tutabilecek, onun yerini doldurabilecek iddiasında başka ve yapay bir şey getirip oturtmaya çalışma, bir milleti kestirmeden esasen mahvetmenin en ucuz yolu. Evet, %13'e karşılık 1000 senede, adı devrim ya, işte 1930'lu yıllarda 2-3 senede %80'lik bir değişiklik yaptılar. Sonra bunu güneş dil teorisiyle devam ettirdiler. Gerekçesi buydu, özünü de arz ettik. Şimdi artık rahat rahat bütün dillerden kelime alıp kullanabiliriz. Nasıl olsa kendi malımız. Buna sözüm ona bilimsel destek. Batılı literatürde sahte bilim derler. Yani bilim görünümü altında ama saçmalık. Hatta saçmalığın ulaştığı boyuta, dereceye göre manyaklık. Avusturyalı dil bilgini olduğu iddia edilen Kvergic isimli bir adamın, yani hiçbir bilimsel değeri olmayan, dolayısıyla hiçbir bilimsel yankıya, olumlu geri dönüşe de yol açmamış bulunan, aslında rahatlıkla saçmalık diye nitelendirebileceğimiz, hepsi 13-14 sayfalık bir tezi yol açtı. O sıralarda böyle bir adamın böyle bir tez yazdığından birileri bir şekilde haberdar olmuş. Atatürk'e söylediler. Atatürk dedi ki tam aradığımızı bulduk.
Güneş değil, Kıvergiç'in tezi şu. Düşünüyor, diyor ki ilk insanların dili mili yoktu. Ama bugün bir diller gerçeği olduğuna göre demek ki bu bir noktadan başladı, evrimleşti. Nasıl olmuş olabilir? Kendini ilk insanların yerine koyuyor. Diyor ki ilk insanların en fazla ve ilk olarak dikkatini çekmiş olan şey mutlaka güneşti. Birbirlerine dürterek, parmaklarıyla güneşi göstererek bunu ifade eder nitelikte bir ses çıkarmaya çalışmışlardır. Gördüğünüz gibi saf spekülasyon, hayal. Düşünüyor, diyor ki insanın yani böyle hayvan gırtlaklamaya falan benzer, daha henüz konuşma kelime yok orta yerde, onun temelindeyiz. Ama belli bir şeyi de kastederek bir ses çıkarmak istemesi, işte ortalama insan gırtlağı, anatomik yapısı falan, çıkabilecek olan en güçlü ihtimal ses hangisidir? Aa. Hani boğaz muayenesi yaparken doktorlar da küçük çocuklara dedirtirler ya. Aa. Aa sesi, dikkat ederseniz siz de deneyin. Sesin sonunda böyle yarı farkında olabileceğiniz bir yumuşak G ile biter. Aa yani gibi. Kıvergiç diyor ki bu mağarada yaşayan bizim ilkel atalarımız birbirlerini dürttüler mağaradan dışarı çıktıklarında. Güneşi göstererek aa dediler. İşte buradan dilin inşası başladı. O yüzden yani ilk anlamlı sese yönelik, kelimeye yönelik ses çıkarma ameliyesi de güneşle bağlantılı olduğu için adam bunun adına güneş dil demiş. Atatürk dedi ki işte o güneş, yani bir gökteki güneş var, maddi güneş. Bir de mecazi güneş, bu da Türkçe. Kıvargiç'in çalışmasının üstüne bizimkiler atladılar. Ona dediler ki sen bilmiyorsun, o ilk mağaradan çıktıklarında hani böyle serinden sonra kemiklerini ısıtıyorlar, geriniyorlar falan, birbirlerini dürtüyorlar. Çırılçıplak vahşi, bunlar Türk. O zaman ırklar da oluşmuştu diye. Bunlar birbirine dürterken aa diye güneşi gösterirlerken Türkçe inşa edilmeye başladı ve ilk olarak Türk dili oluşturuldu. Çünkü ne hikmetse güneşi gösterip birbirine dürterek aa diyenler bizimkilerdi. Yunanlılar da olabilirdi. İngilizlerin ataları da olabilirdi. Tabii bunun bilimsel bir karşılığı yok. Yani niçin Türk atalarımız birbirlerine dürterek aa dediler falan. Yani şimdi benim alay ettiğimi, olayı karikatürize ettiğimi düşünebilirsiniz. Alay etmiyorum arkadaşlar. Ciddi ciddi iddia bu. Şimdi bu noktada kendinize sorun yani. O yıllarda bunları bizimkilerden hem de ciddi ciddi bilimsel, tarihsel gerçeklerdir bunlar iddiasıyla dinlemiş olan o Naziler. Bu olaya bakıp bunu bir mani depresif kabul edip Türkomanya diye isimlendirmekte haklılar mı, haksızlar mı? Kararını siz verin. Kıvergiç'in çalışması getirtildi, okundu, kendisi de davet edildi falan. Ama burada ilginç bir ayrıntı var. Kıvergiç'in çalışması o gündür bugündür Türkçe'ye çevrilip yayınlanmadı. Hala Anıtkabir Kütüphanesi'nde kayıtlı olarak mevcut duruyor. Yazıldı, orijinal dilde, Almanca'da. Sebebini siz bilin. Sonra arkadaşlar şimdi bununla alakalı mesela Batılılar tarafından yazılmış, Türkçe'ye de çevrilip yayınlanmış en önemli Mustafa Kemal övgülerinden bir tanesi Alexander Zhivakov Kemal Atatürk Batı'nın Yolu kitabının 309. sayfasından okuyalım bu kısmı. 1935 sonbaharında Kemal sanki biraz daha ileriye gitmek isteyecek ve Viyana'da bir doktor, sosyal bilim doktoru Dilcin, Kıvergiç tarafından üzerinde yeni çalışılmış güneş dil kuramına duyduğu yeni tutkusunu etrafına itiraf edecektir. Viyanalı 14 sayfede güneşin gücü ile insanın çıkardığı sesler arasında bağ kurmak iddiasındadır. Türkler de insanlığın en eski halklarından biri olduğundan
Doktor Kvergic'in kuramı Türk diline beklenmedik bir şekilde güneşle akrabalık getirecektir deyip ünlem koyuyor. Atatürk'ü met etme kastıyla yazılmış olan kitap bile olayı böyle anlatıyor. Şevakov. Sonra arkadaşlar, sonra sormayın, olay patladı. Şimdi hızlı gideceğim. Yiğit Akın, Gürbüz ve Yavuz Evlatlar, sayfa 66. Spor, sportmen, atlet, atletizm, Türkçe. İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Denizciliği, Mustafa Hergüner, sayfa 181, Hatay. Şu Güneydoğu'daki bizim Suriye'ye doğru çıkıntı yapmış meşhur vilayetimiz var ya, Hatay kelimesi bizzat Mustafa Kemal tarafından icat edildi. Şimdi başka tabirler kullanamayız. 5816'nın kapsamına girer. Millet soruyor tabii. Atatürk'üm diyorlar, Hatay ne demek? Huduttaki ay demektir diyor. Bizzat Mustafa Kemal tarafından yazdırılmış olan meşhur Tarih 1-2-3-4 serisi. Bunlar lise ders kitaplarıdır. Bunun birinci cildi, yani lise birlerde okutulan tarih ders kitabının 307. sayfası diyor ki Galliler Türk. Yani Fransızların etnik anlamda atalarını oluşturan Galliler Türk, dilleri de Türkçe. Yani Atatürk öyle diyor çünkü kitabın büyük ölçüde yazdıranı Atatürk'tür. Aynı kitabın 76. sayfası, Atatürk diyor ki bu da Türk'tü. Bu da kelimesi de, yani bildiğiniz Budistlerin işte kutsal varlığı, Türkçe put kelimesinden gelmekteymiş. Yani put kelimesi Türkçeymiş. O dönemde de binlerce sene önce aynen put olarak kullanılıyormuş. Ama işte o bölgedeki insanların fonetiği, ağız gırtlak yapısına göre biraz Galata hale dönüşmüş, bozulmuş. Put kelimesi bu da olmuş. Bunlar ciddi ciddi liselerde birinci sınıf öğrencilerine tarih ve dil bilgisi olarak öğretildi arkadaşlar. Evet, Mustafa Kemal Ulusu Atatürk'ün yanı başında. Gördüğünüz ve göreceğiniz gibi benim size bu örnekleri aktardığım kaynakların hepsi resmi tarih kaynağıdır. Mesela şu lise birinci sınıf resmi tarihin üç kurucu metninden bir tanesidir. Nutuk ve İslam Ansiklopedisindeki Atatürk maddesinin yanı sıra üç kurucu metinden biridir. Bu mesela Mustafa Kemal Ulusu Nuri Ulusu'nun, yani Atatürk'ün gizli yakın koruması, resmi görevi Çankaya Kütüphane memuru olan şahsın oğlu tarafından babasının anılarına dayanarak hazırlanmış olan kitaptır. Bir Atatürk kültü namesidir. Şimdi böyle bir kitabın 38. sayfasında Atatürk diyor ki demokrasi kelimesi Türkçe. Tabii böyle olunca işte mesele o. Demokrasi kelimesini atıp Türkçeleştiriyoruz diye Çağatay lügatından ya da masa başında uydurma yollardan demokrasi kelimesine karşılık bulmaya artık gerek kalmıyor. Ve milleti birbirini anlayamaz hale getirmeye gerek kalmıyor. Demokrasi kelimesi, demokrasi kelimesi olarak Türkçe'de kullanılmaya devam ediyor. Neden? Çünkü bütün diller ve bütün kelimelerle beraber onun da kökeni Türkçe. Mesela Ruşen Eşref, Atatürk'e ait birkaç fıkra ve hatıra, sayfa 18. Atatürk diyor ki Kürt kelimesi aslında kurt kelimesidir, Türkçedir. Suriye ve Irak, Kemal Atatürk, Doğu Perinçey'in hazırlattığı bir derlemedir bu. Sayfa 171. Atatürk diyor ki Alevi demek Aleve tapan demektir. Yani tabii bu normalde Arapça bir kelime. Alevi, Ali taraftarı anlamındadır. Alevi gibi, yani siz onu algılayın. Arap fonetiğine uygun olarak bu Ali taraftarı Alevi şeklinde geçer. Atatürk herhalde bunun farkında değil. Onu Alev'den çıkartıyor. İşte Alev sonuna iyi takısı aldı ki iyi takısı Arapça bir takıdır. Şimdi nasıl Türkçe oluyor? Bir de oradan gol yiyoruz. Aynen ifadesi. Alevi Aleve tapan demektir. Onlar eski Türklerdir. Ateşperest Türklerdir. İşte Alevilik de oradan geliyor. Tabii yani Alevi arkadaşlarımıza diyelim, siz kendinizle ilgili böyle bir tanımlamayı kabul ediyor musunuz? Yani siz ateşe mi tapıyorsunuz? Biz
siz de Müslüman diye biliyoruz. Allah'a taptığınızı düşünüyoruz ama bak burada farklı yorumlar var. Sonra şimdi bu çok hoş, kitaptan okuyacağım. Bekir Palazoğlu derlemesi Atatürk Kimdir serisinin 4. cildinde gene bir hatırat sahibi bir öğretmen 4. cilt sayfa 167'de trende Atatürk'le yaşadığı bir hatırayı anlatıyor. Öğretmen, coğrafya öğretmeni. Yazıları Fransızca, küçük ve çok sık olan bu haritayı alarak ayağa kalktım ve araştırırken Atatürk'ün huzurunda trende. Orta Amerika'da Antil Adaları arasında Le ile Türkiye, Fransızca yazısını gördüm ve derhal arz ettim. Ne demektir buyurdular. Türk adaları manasına geldiğini arz ettim. Karayipler Denizi'nde takım adı. Ne ifade ediyor? Sorularına da Türklerin buralarda bulunmuş olduklarını ifade ettiğini söyledim. Uyduruyor tabii. O adalar Batılılar tarafından keşfedildiğinde büyük adanın yukarıdan görünüşü Fes'e benzedi. Fes'e ya da Sarı'a benzediği için keşfedildiğinde değil, daha sonraki yıllarda isim konulurken, artık Fes dönemi demek 19. yüzyıl, Fes'e benzediği için, yani işin şimdi ben size gerçeğini, ciddisini anlatıyorum. O adalara Batılılar Türk adaları diyorlar. İşte Fes de o dönemde Türklüğün sembolü olarak algılandığı için. Ama tabii öğretmen trende Atatürk'ün suyuna gidiyor, onun aşına gidecek cevabı veriyor. Diyor ki bu adalara niçin Türk adaları denmiş? Öğretmenin cevabı, Türklerin buralarda bulunmuş olduklarını ifade ettiğini söyledim. Belki 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren oralar gelişmiş turizm merkezleri haline geldiğinde bizimkiler dolar ezmek için bazı beyaz Türkler gitmiş olabilir. O da 1950'lerden sonrasına tesadüf eder. Yani şimdi buradaki gibi milattan binlerce sene önce o adalarda yaşamış olan yerli halkın Türk olduğunu söylemek işte gene Nazilerin dediği gibi. Tasviple benim bu sözümü onaylayarak Amerika'nın keşfinden evvel, şimdi sıkı durun, Türklerin buralara kadar gelip yerleştiklerini ve bunun yüksek bir medeni kültür eseri olduğunu beyan buyurdular. Sırasıyla emrederek açtırdıkları diğer yapraklarda buldurdukları Madagaskar adasında Akrova, Behring Boğazı'nda, Behring demek istiyor, Merde Kara, Grönland'da Akka adlarını taşıyan mevkilerin isimlerinin ve işaret ettikleri anlamları üzerinde buyruklarını arz ettiğim her cevaptan sonra onların Türk tarihi ve kültürüyle olan münasebet ve bağlantıları üzerinde çok geniş bilgi ve yetkinlikle açıklamalarda bulunarak Afyon'a gelinceye kadar, yani Afyon şehrine tren girinceye kadar benimle meşgul olmak lütfunda bulunan ve cevapları, benim verdiğim cevapları onaylamak büyüklüğünü gösteren Atatürk'ün bu konuşmamız sonunda buyurdukları. Yani neymiş bu konuşma? Karayipler'deki Türk adaları, öyle tabii, çünkü yani milattan öncesinden beri orada yaşayanlar Türk, dilleri de Türkçe. Madagaskar aynı şekilde. Behring Boğazı aynı şekilde. Grönland aynı şekilde. Evet. Konuşmayı bitirirken diyor, yani tren yavaş yavaş Afyon garına doğru girerken Atatürk bu imtihanından 100 üzerinden 110 alarak başarıyla çıkmış olan öğretmene diyor ki, bak nasıl arkadaş, Türklerin dünya tarihinin en eski devirlerinde Amerika'da ve diğer yeryüzü parçalarında en ücra köşelerine kadar yayılmış bulunduklarını ve herkesten evvel oralara kadar taştıklarını öğrendiniz mi? Siz de öğrenin arkadaşlar. Bilmiyor idiyseniz bunu öğrenin. Aynen bu. Sonra buna benzer başka ne var? Mesela Burhan Oğuz'un Yaşadıklarım Dinlediklerim isimli anı kitabından konumuzla ilgili gene doğrudan Atatürk'e dair bunun benzeri bir diğer örnek. Sayfa 109. Yemek bittikten sonra bu Çankaya Köşkü'nde gece ziyafet sofrasında oluyor. Atatürk, kağıt kalem al da karşıma otur dedi.
Solumda İsmail Müştak Mayakon, sağımda Salih Bozok beyler oturdular. Atatürk'ün elinde yazılmış kağıtlar vardı. Sonradan öğrendiğime göre Sovyet elçisi ona Profesör Bekarski'nin Türk Yakut dili lügatını armağan etmiş. Yani bütün olay da büyük ölçüde bu Yakutça sözlüğünden çıktı. Şimdi örneğini vereceğiz. Notları da Atatürk oradan çıkarmışmış. Söyle bakalım, antropoloji nedir? Fransız Saint-Benoît Lisesi'nde okuyordum. Güneş dil teorisi de o zamanlar moda olmuştu. Antropos ve logos, yani insan ve söz, insan ilmi dedim. Hayır, bunlar Yunanca değil. Bak, an, in, ins. Hani insi cüns deriz ya, saf Arapça. Logos'un aslı da Türk dilinde iliko'dur. Türk Yakut dilinde iliko'dur. Yunanlı bunu alıp logos yapmış. Bütün loji ile biten sözcükler Türkçedir. Yani biyoloji, farmakoloji, jeoloji, kozmoloji. Arkeoloji arkada kalmış oldu. Yani arkeoloji Türkçe. Loji sonunda gerçekte Latince'de bilim anlamına gelen ikinci kısmı. Hayır, Latince değil, loji Türkçe. Arke kısmı o arkadan kalaptı. Yani arkeoloji arkadaşlar sizin de malumunuzdur. Geçmiş dönemlerden kalma eserlerle ilgilendiği için yani arkada kalmış olan eserlerin bilimi anlamında arkeoloji aslında. Sonra o işte A, ikinci A düşmüş, yerine E gelmiş. Küçük bir hasar almış, arkeoloji olmuş. İyi ama Atatürk'üm, itiraz ediyor hocam. Bir şeyin kural olabilmesi için istisna kabul etmemesi lazım. Yok ki istisna. Olabilir. Mesela paleontoloji. İsmail Müştak Bey'e döndü. Nedir o? İsmail Bey de bilmiyormuş. Anlattım. Sen yaz dedi ve daha birçok şey dikte etti. Maalesef o kağıtları taşınmalarda kaybettim. Bunların arasında hatırladığım tabiat var. Türkler doğaya taptıklarından ona tabikat demişler. Tabikat. Bu da Arap'ın dilinde tabiat olmuşmuş. Yani kökü gene bizden. Tabikat. Araplar, geri kalan bütün milletler bütün dillerini Türkçeden aldıkları gibi, ama aldıklarında ya da daha sonra kullanırlarken bunlar doğal olarak ufak tefek hasarlar alıyor. Değişiyor. Araplar onları tabiat haline, o kelimeyi tabiat haline getiriyor. Aynı şekilde kainat, kavunat diyor Atatürk. Bunun gerçeği ve Türkçesi. Kav, kavuk, kavun, kavunat. Yani boşluktan geliyorum. Evet. Sonra yaygın bilinir. Kemal ismini değiştirdi. Kamal yaptı. Dedi ki Kamal, bu asıl kök Türkçe'de kale anlamına geliyor. Araplar bunu almışlar. İşte orada yaptıkları gibi, E ekledikleri gibi bunun da birinci A'sını atmışlar. Yerine E yapmışlar. Kemal olmuş. Gerçeği Kamal. Atatürk'ün arkadaşlar Anıtkabir Müzesi'nde sergilenmekte olan özgün nüfus cüzdanında, kimliğinde bile Kamal diye yazıyor. Birkaç sene öyle gitti o iş. Sonra tekrardan Kemal'e döndü. Mesela Afif Büyük Doğrul, 60 yıl hizmet 1. cilt, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yayınıdır. Sayfa 356. Atatürk diyor, bir gemi seyahati esnasında biz subayları etrafına topladı. Rota kelimesinin Türkçe olduğunun aynı formüllerle izahını yaptı. Sizden de bilenler onu İtalyanca kökenli diye biliyordunuz. Yanlış biliyordunuz arkadaşlar. Atatürk diyor ki Türkçedir rota kelimesi. Karşısında denizcileri görünce doğal olarak onu hatırlıyor, o çağrışıyor. Siz de lütfen bilginizi düzeltin.
Sonra Alparslan Yasa'nın Kültür Jenosidi kitabının 92. sayfasından gene bir örnek okuyalım. Bu akşam aslında benim dalgınlığıma geldi. Bismillah diye söze girdim. Bismillahirrahmanirrahim demek daha isabetli olacaktı. Çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar bu akşam celali tecelliler üzerinde değiliz. Cemali tecelliler üzerindeyiz. Yani bunlara bakarak üzülmek, kızmak, sinirlenmek, bir şekilde gadaplanmak değil de tabii şimdi kimse kızmasın, alınmasın yani bunlara bakarak haliyle. Biz de rahatlıyoruz, gülüyoruz yani. Devam edelim. Mesela Fransızca ve Yunanca'daki poligonun aslı Türkçe bol ve genmiş. Poligon telaffuzu da milletler arası bir nitelik kazandığından bolgen değil, poligon demeliymiş. Keza İsmail Hami Danişmen'in Tarihi Hakikatler'de kaydettiği örneklerle bu tımarhane kaçkınlarına göre Atatürk'ü tenzih ediyoruz. Geri kalanlar. Kaydettiği bu tımarhane kaçkınlarına göre Amazon amma uzundan, Niagara ne yaygaradan, Amerik yani Amerika Hamerik'ten geliyormuş. Aynı şekilde. İşte o toplantıdaki bir akla evvelle Atina'ya at anayı yakıştırıvermiş. Yani Atina kelimesi de aslında Türkçe kökenli. Türkçe kökü at ana. O sersem Yunanlılar bunu almışlar, bozmuşlar, bildiğiniz Atina yapmışlar. Allah canlarını alsın. Bunun üzerine bu dalgavukluğa sinirlenen üstad söz istemiş. Ve ben Atina Üniversitesi'nde okudum. Böyle gayri ilmi ve mantık dışı bir iddia olamaz demiş. Evet demiş ama sabahleyin saraydaki odasında, Dolmabahçe Sarayı'nda kendisine ayrılmış olan odada uyandığı zaman kapısının altından atılmış kağıtta üniversitedeki kürsüsünden istifa etmesi yazılıymış. Tabii etmiş de, yani sıkıydı etmemek. Bu ciddi ve değerli ilim adamı o olaydan sonra kitabının dahi üniversitece basılmadığını söylemiş ve küskünlüğünü saklayamayan yüzü de sonuna kadar gülmemişti diyor. Evet, Nazmi Kal, Atatürk'ten duymadığınız anılar 270. sayfa. Atatürk diyor ki Ege kelimesi Ece'den gelir. Bu da bölgenin en baştan beri Türk olduğunu gösterir. Ömer Asım Aksoy, Güneş Dil Teorisi ve 3. Türk Dil Kurultayı. 33. sayfa. Halikarnas kelimesi Türkçe Sulu Kale'den geliyormuş. Bozulmuş Halikarnas olmuş. Yusuf Ziya Ortaş, Bizim Yokuş, sayfa 130. Yunan mitolojisindeki Apollon kelimesi Türkçe Alp oğlandan türemeymiş. Bozulmuş Apollon olmuş. Samiha Ayverdi, Ne Yedik Ne Olduk. Evet, bunu söylemiştik. Atina Atanası. Bu çarpıcı örnek. Altan Deli Orman, Sessiz Bir Ses. Şimdi bu tabii o dönem Türk siyasi resmi elitine yayılıyor. Herkes diyor ki işte şu kelime şuradan geliyor, bu kelime buradan geliyor. Abdullah Alpdoğan var, Kor General bu arkadaşlar. Dersim olağanüstü bölge valisi. Yani öyle olağanüstü bir bölge valisi ki işte ünlü Dersim kıyımı bunun zamanındadır. Onun emir komutası altındadır. İdam yetkisine sahip kılınmış birisi. Beritanlı aşiretini karşısına topluyor Dersim'de. Hala var, devam eder Beritanlı aşireti. Onlara herhalde tercüman vasıtasıyla konuşma yapıyor. Pohpohluyor onları devlete itaatlerini temin etmek için. Diyor ki, sizin atalarınız İngiltere'ye gittiler buradan. Britanya'yı kurdular. İşte Beritanlı Britanya bu ses benzerliği uyumu da oradan geliyor. Yani siz geçmişte ne kadar becerikli, ne kadar yetkin ve ne kadar medeni atalarınız olduğunu bilin. Onlara layık evlatlar, torunlar olun, devlete baş kaldırmayın. Siz o kimselersiniz ki Britanya, yani bugünkü İngiltere bile sizin atalarınızın eseri. Ey Beritan aşireti. Yani bugünkü Beritan aşiretinin de önemli dikkatine sunuyoruz. Kendinizi lütfen küçük görmeyin. Bakın atalarınız ne işler yapmış.
sizden daha büyüğünü bekleriz. Enver Behnan Şapolya, Türk İnkılabı Tarihi Notları, sayfa 75. Agamemnon, gene Yunan mitolojisindeki ünlü isim. Agamemnon, yani A bu işten memnun anlamında. Hamit Özarslan, Türkiye Tarihi, Fransızcadaki bülten kelimesi Türkçe belletenden geliyor. Sonra arkadaşlar bu işin yansımaları. Haldun Derin Çankaya özel kalemini anımsarken, Haldun Derin Atatürk ve İnönü dönemlerinde Cumhurbaşkanlığı özel kalem müdürü deyince, yani şimdi burada yapacağımız alıntı da taş gibi bir alıntı oluyor bu durumda. Her öğrenci kendi adının Türkçe kökenli olduğunu ispatlamak zorunda bırakıldı. Yani bu bütün kelimeler, her şey, isimler Türkçe kökenlidir ve mutlaka ispat edilmelidir. Bu konuda tabii Atatürk büyük bir gayret ortaya koyuyor. İşte at avrat Atina'dan Tutrota kelimesine, Madagaskar'a, Bering Boğazı'na, Grönland'a, Amerika'ya, Amazon'a, Niagara'ya, oraya buraya varıncaya kadar o aklına gelen güç yetiştirebildiği bütün kelimelerin Türkçe kökenlerini ortaya çıkartıp ispat edince, tabii milletin de doğal olarak atasına layık olma mecburiyeti var. Peki bu mecburiyet nasıl fiiliyata dönüşmüş, ete kemiğe kavuşmuş? Atatürk'ün özel kalem müdüründen öğreniyoruz ki okullara demek bu işin tebligatı yapıldı. Dendi ki her öğrenci kendi isminin kökeni itibarıyla Türkçedeki hangi kelimeden geldiğini açıklayarak ispat etmek mecburiyetinde. Tabii ciddi ciddi Milli Eğitim böyle bir tamim yaptığına göre doğal olarak o sırada Türkiye'de okullarda okumakta olan bütün öğrencileri birer dil ve etimoloji alimi olarak kabul etti. Yani bu orta bir talebesi de olsa önemli değil. Otur, al eline kağıdı kalemi. Kendi ismin, diyelim ki çocuğun adı Abdurrezzak, Abdurrezzak'tı. Yani Abdurrezzak'ın Türkçe kökenini bul, bunu hangi safhaları geçirerek Türkçe, her neyse şimdi ben tabii onu bilemem cahil bir insan olarak, ortaya koyacaksın, ispatlayacaksın. Hatırlatalım gene şimdi bu manzaralara baktığınız vakit, zamanında bu manzaraları görerek bu bir Türkomanyadır demiş olan Naziler haklı mıydı, haksız mıydı? Evet, şimdi olay iyice uçtu ya arkadaşlar. Yani zincirleri koparmış vaziyetteyiz. Ne ip bıraktık ne zincir, tamamen uçmuş vaziyetteyiz. Tabii buna bu işin belki Atatürk'ten sonra en fazla gönül koymuş olan ismi, gönlünü koymuş olan ismi Nurullah Ataç'tı. Fikri Akyüz'ün 100 maddede yakın tarih kitabı 89'dan naklediyorum. Nurullah Ataç aslında devrimin daha ziyade birinci döneminin kapsamına girecek şekilde bu örnek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adını değiştirdi. TÜS, kamu buyurum TÜS bölümü yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi neymiş? Öztürkçe adı. Bugünkü CHP'liler biz de Atatürk'ün yolundayız, biz de Atatürkçüyüz, Kemalistiz diye bir sürü yalan, iftira, uydurma bağırıp dursunlar. Gerçekten Atatürk'ün yolundaysan Atatürk'ün yaptığını yapman lazım. Yaptırdığını yapman lazım. Ne yapmıştı? Türkçeleştirmişti. Nasıl? Cumhuriyetin yerine kamu buyurum. Yani bildiğiniz işte kamusalda da kullandığınız kamu. Yani halk buyuruyor. Padişahlar, krallar değil. Kamu buyurum, cumhuriyet. Halk yönetimi. TÜS demek ki halk oluyor şimdi, yani bu durumda ben mantık yürüterek söylüyorum. İkinci kelime çünkü. Böyle mi? Bölüm yani. Ayrı kompartıman. Bu da parti anlamında. Yani oturuyor. Bundan sonra biz de konuşurken acaba yani onların daha çok hoşuna gider düşüncesiyle kamu buyurum TÜS bölümü diye mi alsak CHP'yi? Şu an tereddüte düştüm. Sonra bu Nurullah Ataç arkadaşlar kendini de aştı. En nihayet 1949 gibi bayağı ileri bir tarihte Türkçenin toptan terk edilerek Latince ya da eski Yunanca'nın dil olarak kabul edilmesi gerektiği fikrini ortaya koydu.
Şimdi ulusalcılar diyecekler ki yok lan, yani bu Sait Hoca resmen bize iftira atıyor. Kaynağını verelim. Hürriyet Konyar, Ulus Gazetesi, CHP ve Kemalist İlkeler, sayfa 260. En hızlı Türkçeceniz, en nihayet ipi tamamen kopartıp böyle sadeleştirmeyle, yok güneş dil teorisiyle falan olmaz. Toptan değiştirelim bu işi. Ne yapalım? Türkçe dilini iptal edelim. Kendisiyle, adıyla. Yasaklayalım. Onun yerine millete, tabii sırtını okşayarak böyle bir şeyin olmayacağı bellidir. Dil olarak ya Latince'yi zorlayalım ya da eski Yunanca'yı. Evet, uç örnek. Şimdi arkadaşlar biraz daha ciddisine geleceğim ama yani trajikomik bir ciddiyet. Niyazi Berkes, düşünür olarak, kuramsal olarak komünist kökenli, hızlı Atatürkçülerden. Türk Düşününde Batı Sorunu kitabının 264. sayfasında aynen şunu söylüyor. Tarih tezi, ondan sonra gelen güneş dil teorisi üzerine gazetelerde sütun sütun çıkan yazılar milletvekilliği isteme istidası dilekçesi haline geldi. Örnek: Mehmet Çelik, Cumhuriyet'in Tozlu Sayfaları, sayfa 209. Bu dilekçe sahiplerinden biri. Hazım Nazım Onat, Arapçanın Türkçeden doğduğuna dair 435 sayfalık kitap yazdı. Yuh diyor. Güneş dil teorisinin sözüm anağın, sahte bilim dedik ya, mükemmel sahte bilim örneği. Ben metni, o kitabı görmedim. Bir yerlerde var mıdır bilmiyorum. Görmek isterdim. Yani çünkü arkadaşlar 435 kitap sayfası dolusu hezeyan yazabilmek başlı başına çok büyük bir yetenek işidir. Ne yazmıştır acaba bu herif 435 sayfa dolusu? Boyunca sözüm ona son derece bilimsel bir görünümle ispat etmeye çalışıyor. Arapça aslında Türkçeden doğmuştur. Al sana lök gibi ispatı. 435 sayfa. Niyazi Berkes bu tür çalışmalar için diyor ki sahiplerinden Çankaya Köşkü'ne gitmiş. Atam lütfen beni milletvekili yapar mısın? Niteliğinde dilekçelerdi bunlar. Evet. Konya'dan milletvekili olmuş. Konyalılar iftihar etsinler. Böyle bir dil alemi şereflendirmiş bir zamanlar. Onların vilayetini mecliste temsil etmiş. Tabii herkes arkadaşlar Hazım Nazım Onat kadar derin alim, vefakar ve Atatürkçü değil. Bunların içinde hainler de var. Şimdi bu hainlerden birine ait, gene ister inanma, ister inan, ister inanma tertibinden fevkalade çarpıcı bir örnek sizinle paylaşayım. Kaynağımız Türk Tarih Kurumu Yayınları arasında çıkan, yani dikkat edin, devlet yayını, Ordinarius Profesör Mükrimin Halil Yınanç isimli 1091 sayfalık kitap. Anı kitap. Yani büyük bilim adamlarının ya yaşarken ya öldükten sonra adına çıkartılan. Bu kitapta merhum gazetecilerimizden, ben kendi okuduğum kaynağı paylaşayım. Derin Tarih Eylül 2020 sayısı, tarihi 102. sayı 12. sayfa. Bu devlet yayını olan kitapta merhum gazetecilerimizden Ahmet Güner Elgin de Güneş Dil Teorisi 14 Sağlam Dişe Mal Oldu başlığıyla kaleme aldığı bir makalede hem bu diş çektirmeyi hem de hocanın Yassıada Mahkemesi'nde, bu tabii daha sonra, yargılanmasını konu edinip şunları söylüyor. Atatürk'ün 10. yıl nutkunun Türk Tarih Kurumu'nun bir toplantısı vesilesiyle okunması gerekiyor. Bu okunuş aynı zamanda radyodan da yayımlanacak. O zamanlar Türk Tarih Kurumu Başkanı Şemsettin Günaltay Atatürk'le bir araya geliyorlar ve bu nutku kimin okuması gerektiğini konuşuyorlar. Başta Behçet Kemal, pek çok kişinin adı geçiyor. Fakat Atatürk hiçbirini istemiyor. Hepsi için sakıncalar ileri sürüyor. Günaltay'ın aklına Avrupa'dan yeni dönen genç tarih doçenti geliyor. Mükrimin Halil. Atatürk'e onu öneriyor. Atatürk evet diyor. Bu gencin adını ben de duydum.
Çok başarılı ve akıllı bir tarihçiymiş. Pekala, Nutku o okusun. O günlerde Atatürk'ün ve onu destekleyen bazı bilim adamlarının üzerinde durdukları bir teori konuşuluyor. Güneş dil teorisi ismi verilen bu varsayıma göre, bütün diller tek bir dilin çeşitli kollarıdır. Bu dil de Türkçedir. Bu konuda kitaplar yazılıyor, konferanslar veriliyor. Sonradan vazgeçilen ve Atatürk'ün bir daha üstünde durmadığı bu teoriye, bu tartışmalıdır, baştan beri karşı çıkan ve bilimsel bulmayan Mükremin Halil, çünkü mesleğine ve bilimine saygılı bir adam Mükremin Halil. Daha önce de Dolmabahçe Sarayı'nda yapılan bazı dil ve tarih toplantılarına da bu yüzden hiç katılmıyor. Günaltay kendisini arayıp 10. yıl Nutku'nu okuyacağını söyleyince ne yapacağını şaşırıyor. Nutku okuması halinde kendisinin de bu tarz teorileri destekleyenlerin arasına katılacağına inanan, dikkat edin, Mükremin Hoca, hayır diyemeyeceği bu görevden kaçmak için sebepler aramaya başlıyor. Yani yekten hayır ben okuyamam demek, tabii sağlığı ve can güvenliği açısından çok hayırlı bir şey değil. Laleli'den Aksaray'a doğru düşünceli ve dalgın yürürken dişçi arkadaşı Burhanettin Bey'e rastlıyor, dertleşiyorlar. Mükremin Bey olayı anlatıyor ve intiharı bile düşünüyorum. İlmi kariyerim bitecek. Ben Günaltay'la nasıl beraber olurum diye sızlanıyor. Günaltay'ın en büyük hayranlarından biri de F. Gülen'dir. Sonra birdenbire arkadaşına dönüp buldum diye bağırıyor. Burhanettin, bir insanın ağzında kaç dişi çekilirse ona konuşamaz, iş yapamaz diye rapor verilebilir. Yarısını çektirirse böyle bir rapor alabilir. Aman gözüm, hemen şimdi senin muayenehanene gidelim, benim 14 dişimi çek, sonra da hemen bir rapor alalım ve eve gidip ortadan kaybolayım. İster inanın, ister inanmayın. Program aynen uygulanıyor. Sağlam 14 dişini çektiren Mükremin Hoca, konuşamaz, çalışamaz kesin teşhisiyle aldığı raporu Şemsettin Günaltay'a gönderiyor ve Nutku okumaktan kurtuluyor. Böylece Güneş Dil Teorisi ekibe dahil olmaktan, o vakuma kapılıp çekilmekten de kendisini kurtarmış oluyor. Bir diğeri. Şimdi yapacağım alıntı aslında 5816'yı tam olarak ihlal eder. O yüzden baştan açıklama yapalım. Bu okuyacağım sözlerin sahibi arkadaşlar Ali Saim Dilemre'dir. Dilemre soyadını kendisine bizzat soyadı kanunu çıktığında Atatürk vermiştir. Çünkü birinci dönemiyle ikinci dönemiyle Atatürk'ün yaptığı dil devriminin uygulayıcılarındandır. Yönetim ekibindendir. Hani söze girerken de anlattım ya, işte bir masanın etrafına toplanıyor 3-5 kişi. Şimdi geleceğiz. Bunların arasında Alman, yani herif Türkçe bilmiyor zaten. Yani dil alimi deseniz o da değil, astronomi alimi. Yani yıldızı, kehkeşanı falan inceleyen birisi. O uydurmasyon ekibinin içerisinde böyle biri de var. Ali Saim Dilemre o ekipten birisi. Ama kendisi tıp profesörü. Ve şimdi bu adam bile Atatürk'ün ölümünden sonra artık rahat rahat herkes güneş dil teorisiyle ilgili gerçek fikirlerini ortaya koyarken diyor ki, kaynak. Burada resmen hakaret var da hakaretin sahibi ben değilim. Aktarıyorum sadece. Derin Tarih Dergisi, Şubat 2016 tarih, 47. sayı, 70 ve 73. sayfalar. Güneş dil sapıklıktır. Mustafa Kemal'in sarhoşluğunun eseridir, bunaklığının eseridir, çevresindekilere zorla destek yazıları yazdırdı. İftira attı Atatürk. İftiracılardan biri de arkadaşlar bildiğiniz Toktamış Ateş. Deyince herhalde yani şimdi Toktamış Ateş'in tarihçiliğinden ve Kemalist fanatizminden uzun boylu bahsetmeye gerek yok. Benim bu alıntıyı naklettiğim kaynak Taha Akyol'un Ama Hangi Atatürk kitabının 511. sayfası. 2004 senesinde
Toktamış Ateş hem tarih tezi hem de güneş dil teorisi hakkında saçma sapan ve zırva ifadelerini kullanmış. Demek ki bu da kripto gericiydi. Bütün alem onu son yılların en itibarlı Kemalist tarihçilerinden biri diye biliyorduk. Böylelikle öyle olmadığını öğrendik. Sonra arkadaşlar bu işlerle ilgili yabancıların katkılarına ve yorumlarına geliyorum. Fransız Devlet Arşivlerinde İsmet İnönü kitabı İnönü Vakfı'nın yayınıdır. 20. sayfada dönemin Fransız askeri ateşesi bu olaylara bakarak Atatürk hakkında ölçü duygusunu yitirdi mi yorumunu yapıyor. David Hotham sonraki yıllarda The Times gazetesinin Türkiye muhabiri, ünlü Türkler kitabının yazarı, kitabının 155. sayfasında Atatürk ayrıca güneş dil öğretisini de ortaya atmış, dünyadaki bütün dillerin Türkçeden ürediğini, Sümerlerin, Hititlerin, Etrüsklerin, hatta İrlandalılarla Baskların bile Türk olduklarını ileri sürmüştür. Tek tek saymaya gerek yok envanteri. Bütün etnisteler. Bu öğretiler pek çok Türk'ün kendilerini dünyadaki öteki bütün ulusların kökeni olduğunu sanmalarına yol açmıştır. İngiliz edepli tabii yani arkadaşlar. İnce ince giydiriyor. Sonra Erdoğan Karakuş, İngiliz belgelerinde 2. Dünya Savaşı öncesi Türk-İngiliz ilişkileri 1. cilt fotokopi baskısıdır. Dönemin İngiliz Büyükelçisi'nin Londra'ya göndermiş olduğu rutin Türkiye raporlarından birinde tam o işin hararetli olduğu günlere denk gelen güneş dil teorisiyle ilgili değerlendirmesi, yorumu İngiliz Büyükelçisi'nin. Tuhaf ve savunulması imkansız. Evet, az önce ezberden nakletmiştim. Onu netleştirelim. Faruk Şen'in Ay Yıldız Altında Sürgün kitabının 145. sayfasında görüyoruz. Yeni kelime uydurmakla görevli Türk Dil Kurumu komisyonunda bir de Alman astronom vardı. Bunu ben o günden beridir bir yere oturtamadım. Bu bir muamma. Yani Türkçe kelime uydurmakla görevli bir Türk Dil Kurumu komisyonunda bir Alman'ı ve bir astronomu niçin görevlendirirler? Bende bu sorunun karşılığı cevabı yok. Sonra arkadaşlar, Rabia Runsil Can, Kültürel Sürgün kitabı 107. Atatürk henüz ölmüş, Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde öğrencilerden biri. Hocasına soruyor. Hocam diyor, yani birkaç haftadan beridir sizden hiç güneş dil teorisi diye bir şey duymuyoruz. Bitti adeta. Neden? Falan. Hocanın cevabı güler misin, ağlar mısın? Güneş öldü teorisi mi kalır? Evet. Bitti arkadaşlar. Bitti. Birkaç tane sorumuza cevap verelim. Ondan önce çarşamba akşamının konusunu duyuralım. Düzeltiyorum, pazar akşamını. Saat 22'de Allah izin verirse CFR, insanlığa kurulan komplo diyeceğiz. Başlık herhalde içerikle ilgili fikir verir. CFR bildiğiniz Dış İlişkiler Komitesi, Amerikan derin devletinin beyni, görünüşte Amerika'nın dış politikasıyla ilgili zihin egzersizi yapan, fikir üreten, batıda think tank diye isimlendirilen kuruluşlardan biri görünürde. Tam 100 yaşında ya da 101 yaşında kurulduğundan beri Amerika'nın dış politikasının doğrudan belirleyicisi. Genel olarak Amerikan devletinin yönetiminin de entelektüel merkezi. Toplam 300 civarında üyesi var. Amerikan vatandaşı olmayan bir tek üyesi Rahmi Koç. Yani buradan tabii kendimize bir övünç payı çıkartabiliriz. Rahmi Koç Amerika'yı idare ediyor. Yani Türkler olayı bitirmiş vaziyetteler gördüğünüz gibi arkadaşlar, ama
CFR'nin Türkiye ilişkileri bağlantıları ileride başka bir tarihte konumuz olacak. Son zamanlarda düzenli izleyicilerimizin tahmin ediyorum fark etmiş olacakları üzere ben hep giriş konularını istiyorum. Mesela şu güneş dil teorisi öyleydi. Şimdi bununla olaya girişi yaptık. İzleyen herkesin zihninde zannederim bu olayla ilgili şöyle bir genel algı oluştu. Bundan sonra zaman içerisinde bunun alt başlıklarını işleyeceğiz. Yani mesela güneş dil teorisinin İslam karşıtlığı boyutu neydi gibi. Aynen onun gibi. Nasip olursa pazar akşamı bu CFR Türkçe yazılışına göre okuyorum. CFR herhalde İngilizce Rumuz okunuşu. Nedir? Bununla ilgili kısa bir giriş, kısa bir ufuk turu yapacağız. Sonra onu da zaman içerisinde inşallah alt başlıklarıyla işleriz. Evet, bu arada aklıma gelmişken Belgelerle Gerçek Tarih isimli o mükemmel web sitesini yeniden herkese hatırlatayım. Şiddetle tavsiye etmiş olayım. Ve 1 saat 1 dakika olmuş arkadaşlar. Süreyi 2 katıyla geçmişiz. Bu da demektir ki 4 dakika sorulara cevap veriyorum. Yunus Emre Açıkgöz, Rothschild ailesinin 2. Mahmut Han ile görüştüğü doğru mudur bilmiyorum. Murat, Batı'daki tarih felsefecilerinin en sevdiği konulardan olan spekülatif marjinal tarih tezleri, 1990'ların başında Murat Çulcu'nun yazdığı kitabın ismidir aynı zamanda bu. Güzel bir kitaptır, ilginçtir. Tarihte şöyle olsaydı böyle olurdu fikir jimnastiklerine bakarak eğer İttihat ve Terakki Cemiyeti kendini bir şekilde Birinci Dünya Savaşı sonrasında koruyabilseydi acaba bir 20 sene daha iktidarı göğüsleselerdi İkinci Dünya Savaşı'nda yine Almanya ile saf tutarlar mıydı? İttihat ve Terakki Nazi olur muydu? Bence meyilleri vardı, olurlardı. Vallahi şimdi çok fazla sayıda ihtimaliyet içeren bir durum bu. Kurguyu nasıl yapacağınızı, hangi varsayımları ön kabul işin içine dahil edeceğinize göre bu soruya evet cevabı da verilebilir. Hayır cevabı da verilebilir ama vaktimiz var. Şunu söyleyeyim. Şimdi Murat Rumuzlu ya da isimli kardeşimiz diyorsa ki İttihat Terakki'nin zihin yapısı, liderlerin kişilik yapıları, ideolojileri Nazilerle son derece benzerlik arz ediyordu. Aynen katılırım. Doğru. Naziler onlara göre biraz daha entelektüel dozajı fazla bir topluluktu. Yani bunlar Nazilerin böyle daha dağdan inme, ayı versiyonu diyebileceğiniz insanlarıydı ama yani bu köklü bir farklılık anlamına gelmiyor. İşte biri daha rafine, biri daha kaba sadece. Zihniyet, ideolojik yapı, düşünce biçimi, kişilik özellikleri öyleydi. Bu bir, iki ama şimdi dedim yani varsayımları değiştirirsek mesela buradaki projeksiyona göre Birinci Dünya Harbi'ne Almanların safında katılmışsın, yenilmişsin. Ama ona rağmen yine de iktidarını devam ettirdiğini varsayıyorsun. Şimdi yakın geçmişte Almanların safında bu kadar büyük bir acı tecrübe varken ikincisinde de yeniden Almanların safında olaya girme ihtimali hani düz mantık açısından bir parça zayıflar. Sonra İkinci Dünya Harbi'ndeki bu varsayımda İttihat Terakki gene o Triumvira üçlü yönetimin elinde mi olacaktı? Buna göre de değişir. Mesela Enver işin içinde ve birinci adamsa Nazilerin yanında olaya girmeleri ihtimali yüksek olur ama diyelim ki Enver öldü ya da ekarte edildi. O zaman ve Cemal hala devam ediyorsa onun Fransa bağlantılarını, derin Fransız sempatisini düşündüğünüzde yani bu Almanların yanında harbe girme ihtimali zayıflardı. Dediğim gibi şimdi çok aşırı spekülatif bir konu. Önermeleri nasıl kurguladığınıza göre evet kesinlikle öyle olurdu ya da hayır kesinlikle böyle bir ihtimal varit olmazdı şeklinde cevap değişir. Ben işte nezaketen bir cevap vermiş oldum geçiyorum. Yunus Emre Açıkgöz, Osmanlı tarihi hakkında kitap önerir misiniz? Nevzat Köseoğlu'nun Ötüken Yayınları'ndan
Türk dünyası tarihi ve Türk medeniyeti üzerine düşünceler. Gerçi bunda Osmanlı dışında Orta Asya Türk Devletleri bölümü de vardır. Yani ara ara bölümleri vardır. Onları isterse sıkıcı bulursa okumayabilir arkadaşımız. Sadece Osmanlı bölümleri hem bilgi hem bilinç ve ikisinin karışımı anlamında bugüne kadar benim okuduklarımın içerisinde en iyisidir. Şiddetle tavsiye ederim. Yıldırım, Gotthard Yaşken'in Kurtuluş Savaşı ile ilgili İngiliz belgeleri kitabındaki İngilizler ve Mustafa Kemal bölümlerini Cengiz Özakıncı eleştiriyor. Yani şimdi Cengiz Özakıncı denilen vatandaşın o kitabı ve Yaşken'i eleştirmesi için 40 fırın ekmek yemesi lazım arkadaşlar. Bu kitap güvenilir mi? Evet. Söyledik, neler söylersiniz? Söyledik. Üstüne üstlük kitap Türk Tarih Kurumu yayınıdır. Yaşke Cengiz Özakıncı'yı 50 sefer cebinden çıkartır. Yani haddini aşmış eleştirdiyse. 23.05'e gelmişiz. Soru bitti. Yani süre bitti. Şununla bitirelim. Yasin Kırbaş, Kemahlı İbrahim Hakkı Efendi'nin mezarından çıkartılıp asıldığı doğru mu? Belgelerle ispatlanmış değil. Doğru olma ihtimali mevcut. Kesinlikle öyledir diyemeyiz. Evet, 23.06 demektir ki arkadaşlar, sizlere diyorum ki sizleri, kendisine emanet edilenleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler ve hayırlı uykular diliyorum.